Yeni bir proje açıyoruz. New project. Windows form diyorum. Form mu açıyoruz? Ha, her ne kadar formu kullanmayacaksak. Önce bir artistik olsun diye. Form bağlama tarafını zaten biliyorsunuz artık. Gereksiz yere zaman kaybına gerek yok. Bağlama. SQL Server'ları da açın. Bütün cephaneleri hazırlayın. Var mı açık? Adı ne? Kalkanları indirin. Ayşe. Kendinizi bana bırakın. Şimdi veri tabanında LinkDB oluşturun. Link şöyle. LinkDB önce basit olarak başlayacağız kendi database'imizde. Sonra Northwind'de ben sizi minni gibi. Evet. LinkDB içerisinde iki tablo var. İçerikleri işte ben unuttum da. Sonucuma bir buton koyacağız. Biraz mutluluk. Şurada biraz ağaçlar olsun. Tabii ki bunlar birbiriyle ilişkili gördüğünüz gibi. For each key var. Ha. Hocam hatta onları da şeyle açarsanız, ne onları? Hani standart görüntü açarsanız. İşte öğrenmişim. Primary key'in şeyini identity'lerini açıyoruz değil mi? İstediğim şey, daha önce yapmıştık bu yetki meselesini, kullanıcılar ve yetki. Burada da kullanıcı bilgileri ve rol diye iki tablomuz var. Rollerde bizim standart yetkilerimiz mevcut. İçerisinde moderatör ve administrator olarak iki tane var bende. Onları da ekleteceğim. Bununla kullanıcılar tablosundaki rol ID'im ilişkili olacak. Burada da çok fazla yapıyı karmaşık hale getirmemek için iki tane bilgi tuttum. Username ve password. yapı basit. Kapatıyorum bunu. Şöyle roldeki değerleri gör. Siz de bunları girin. Administrator.
Kısaca selamünaleykümden çağrışım yapsın. Sistem administratör. Administratör. Abi yazdığını çekiyor. Kullanıcılarda sizde bir şey olmasın. Ben daha önce kullanmıştım, bayağı bir kullanmışım. Koyrat kullanmışım. Böyle senin adın yazıyor. Şimdi ben buna herhangi bir SQL kodu yazmadan uygulama tarafında Link2SQL ile veri çekeceğim. Hadi. Users'da bir şey var mı ki? Hadi be. Users'da var mı işte bir şey? Users tabloda mı? Aha. Yok. Buna veri ekleme, güncelleme, silme, sonra da bir kullanıcı çekme gibi işlemler yapacağız. Bunların metotlar yapacağız. Bunun için öncelikle Link2SQL kullanırken benim bunu projeme eklemem gerekiyor. Projeye sağ tık, add, new item. Şurada data kısmı var. Burada benim, bakın daha önce gösterdiğim dataset'in görsel tarafı burada. Bunu projenize eklediğinizde bir diyagram gibi bir şey çıkartır. Ona tabloları falan koyarsınız. Aynı şekilde sorgu yapabilirsiniz. Link2SQL Classes item'ını seçiyorum. İsmini ne yapıyorum? Link2SQL Classes ismini de database'imiz LinkDB olduğu için LinkDB model diyorum. Bu bir database modeli olduğundan dolayı model olarak sonuna ekleyeyim. Yani veri tabanı adıyla birebir aynı olması olmaması daha iyi olur. Bakın, uzantısı DBM ile, bunu unutmayın, Link2SQL dosyalarının uzantısı DBML'dir. Eddin. Aslında heyecan. Kod yazmak için heyecanlanıyorum. Şöyle müthiş bir tasarım ekranı geliyor. Bu kadar dişte. Link2SQL bu. Yani bitti. Eğitim bu kadardı. Bunu kullanacağız. Şurada zaten adı üstünde Object Relation Map Designer deniyor. Burası bizim SQL Server'daki diyagram ekranı gibi bir alan diyebiliriz. Pop falan çıkıyor. Şimdi buraya biz veri tabanından tablolarımızı sürükleyip bırakacağız ve burada onları kullanmaya başlayacağız. Burada Server Explorer, Toolbox gibi ıvır zıvır linkler var. Bunlar zaten sol tarafta mevcut. Şurada. Sağ tıkladığımda şöyle bir ekran var. Şu an buna gerek yok. Biz server tarafına giriyoruz. Bunu uygulamalarda çok sık kullanacaksınız. Burayı. Server Explorer. Sizin olmazsa olmaz alanınız olacak. Benden çok iyi. Benden iyi ondan yok ya. Data Connections için hiçbir şey değil. Niye ben ondan yok? Ha, Ed Connection yaptım. Kısa yolunu söyleyince. Şimdi, sakin. Burada Data Connections kısmı bizim veri tabanı üzerinde daha önce yaptığımız şu Connection String falan vardı ya. Onun biraz daha görsel kısmı diyebiliriz. Veri tabanına bir bağlantı oluşturuyorsunuz. O bağlantı
sadece bağlantı değil, içerisindeki nesneleri burada listelemeyi sağlıyor. O bağlantı üzerinden, yetkilendirme üzerinden sizin tüm veri tabanı nesnelerinizi görebiliyoruz burada. Siz şöyle sağ tıklayın database, data connection'a. Add connection. Bu ekranda bizim connection ayarlarımız var. Ben de öyle çıkmadım. Tamam. Choose data source çıkanlar şunu yapsın, gösterin bana. Şimdi bu size hangi data provider ile bağlanacağınızı soruyor. Hangi veri kaynağına, hangi data provider ile bağlanmak istediniz? Yukarıda data source var. Orada örneğin access database file, bu MDB dosyaları. Bizim Oracle database'den bahsetmiştim. Ona bağlanmak için bir kaynak sunuyor. Ve genel olarak da SQL Server. Biz Microsoft SQL Server'ı seçmemiz gerekiyor. Compact Edition ise bizim şu anki uğraştığımız SQL Server versiyonu değil. SQL Server CE olarak geçer. Şimdi oradan SQL Server Change'e tıkla. Burada seçtiğinizde altta Data Provider kısmı var. Tıkla. Burada da sizin bilgisayarınıza yüklü data provider'ların listesi çıkar. Mesela Oracle'ın data provider'ını Oracle.com'dan indirdiniz, kurdunuz diyelim. Burada onun da provider'ı gelecektir. Sizde kurulu değil. SQL seçince niye Oracle'ı çıkıyor? Burada hepsi gelir. Oracle'ı seç. Oracle database. Yukarıda. Bu da mesela Oracle seçince de diyor ki ben size anlatmıştım bunu. OLEDB ile ya da Oracle'ın provider'la bağlanabilirsiniz. Diyor ki OLEDB ile de hepsine bağlanabiliyorsun. Ama Oracle for işte .NET provider data, .NET framework data provider ile de bağlanabilirsin diyor. Bir de bunların Oracle'ın geliştirdiği bir provider var. Onu da kullanabilirsiniz. OLEDB hepsi için. Bir de SQL Server'ı seç. Bakın şurada seç. Onu seç sadece. Tamam ben. Oradan da SQL Server'ı seç. Altta Always Use This Selection var. Sürekli bunu görüp görmek istemediğini soruyor. Okey'de. Bundan sonra Server Name var, Data Source var. Bu gördüğünüz ekranda, az önceki yeri şuradan göstereyim ben. Bakın bende de işte Oracle için bunlar var. ODBC vesaire. SQL Server'da bunlar görünüyor. Burada SQL Server'ı seçiyorum. OK dediğimde Server Name. Burada nokta dediğimizde daha önceki yaptığımız connection string'lerdeki gibi bir lokal temsili yapılabilir. Ya da şuradan seçerek, bu biraz uzun sürer. Listeyi yaptığınız zaman arka taraftaki o server'lar aranıyor. O yüzden ben de bilgi adam falan filan çıkıyor. Sizin şunu yapmanız gerek. Sizin bunu seçip örneğin bu server'ın adı SQL Express diyelim. Express'e bağlanacaksanız bu şekilde bağlanılır. Ama normalde ben lokali temsil edeceğim için noktayla yapabiliyorum bunu. Veya atıyorum ben hep Asus ve W8'le bağlanıyorum mesela şey olarak, isim olarak bilgisayarına dokuyorlar. Onu yazsam bir şey olmaz değil mi? Server şey olarak çok iyi. ASL'de bilgisayar slash SQL Express var. Desem, server'da eğer noktayla bağlanıp işte user ID vesaire ile bağlandıysanız burada nokta koyun. Burada SQL Authentication selamünaleyküm.
Siz 1, 2, 3 filan yazın. Benimki daha zor mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noktayı yazdıktan sonra refresh'e mi basıyoruz? Hayır, sen noktayı basın. Noktadan sonra altta o server içerisindeki database'leri listeliyor. Noktayı bastığınız anda şurası aktif olur. Hocam benim bir sorum var. Yok, o kadar şey. O zaman bilgi adama nasıl ulaşıyor? Ben bağlısın şu an bilgi adama. Değil mi? Ben onu demek istiyorum. O da öyle yani. Hocam okuyor muyuz lan? Ne? Ok. Ama database adını seçmek. Buradan bağlanmak istediğimiz database, linkdb'yi seçtim. İsterseniz database file'ı seçebilirsiniz burada. Test connection bizim testimizi yapıyor. Hata vesaire var mı? Bir şey çıkmadı bende oradan. Neydi? Database'deyim. Ben de sizden aynı şekilde yapmadım. Ondan çıkmadım. Tamam, sizdeki bağlantı yöntemi buydu ya. O yüzden. Test connection. Neyi seçtim? Ben okey ederim. Oluşturduğum database. Daha sonra burada ufak tefek ayarlar var. Bakın şurada data source olarak benim o connection string'deki connection string'i burada görüyorum data source kısmında. Altta buradan mı kopyalanabilir mesela? Velhasıl connection string. Burada ekstra ayarlar var. Onları görebilmek için buraya bakarsınız. OK diyorum. Şurada yeşil ikona sahip bir isim geldi. Benim sunucu adım Labs bilgisayar nokta database nokta şema. Bunu açın. İçerisindeki tüm nesneleri görebilirsiniz. Oluşturuyordur. Sizde ilk kez oluşturuyor. Biraz bekletebilir. Duydunuz mu? Sizde ilk kez oluşturduğu için bekletir. Benim daha önceden vardı, onu bağladı. Açılan. Burada tabloları görüyorum zaten. Bunları teker teker ya da çoklu seçerek sürükleyip buraya bıraktım. DBML dosyama. CTRL'e. CTRL'e seç. Bakın aradaki ilişkiyi de gösteriyor. Burada bir şey çıktı. The connection. Evet, tamam. He canım, he. He canım, he de. Evet. Security vesaire mi? Evet. Tamam. Evet. Anlıyorum ben şimdi. Burada artık şunu gerçekleştirdim. O daha önce yaptığımız dataset yapısındaki veri tabanı yapısını kopyalama, klonlama olayı burada sürükle bırakla gerçekleştirmiş oldu. Bu şunu sağladı. Benim buradaki users tablom ve roles tablom yukarıdaki gibi modellenmiş oldu. Ben artık bir user sınıfı instance olarak oluşturduğumda, örneğin user u eşittir new user yaptığım zaman bir tane user tablosunda bir satır oluşturmuş olacağım. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi kullanacağız bunları. Properties kısmında bazı özet bilgiler var. Bunlara daha sonra değineceğim. Kullanım yerleri mevcut tabii ki bu ayarların. Kaydettiyseniz kapatabilirsiniz.
İyi bir emelim. Hocam, tamam. Artık solution kısmında her açtığınızda bu yapıları görebilirsiniz. Hocam o zaman bir şey diyeceğim. Kapatıyorum. Formül doğadına geçtim. Ben burada yapacağım işlemler öncelikle bir kullanıcı eklemek, daha sonra güncelleme, silme, işte bir tane get user metodu yapıp oradan kullanıcı getirmek gibi. Bunun için öncelikle bir şeye ihtiyacım var. Bakın verdiğiniz model, DBML ismi burada önemli. Çünkü onunla erişeceğiz. Link yazdığımda doğrudan bana linkdb model data context getirdi. Benim verdiğim isim linkdb modeldi. Sonuna data context ekledim. Genelde bu context olarak geçer. Bu nedenle ben ctx yapıyorum. Genel kullanımda budur ctx olarak. Çok da önemli değil. Bundan bir tane oluşturdum. Bu context şunu sağladı. Benim bunu DBML dosyamın artık burada kullanılabilir olduğunu, onun içerisindeki tüm sınıfların burada kullanılabilir olduğunu gösterdi. Ama ondan önce şunun yapısını bir inceleyelim. Bakın DBML içerisinde bir DBML layout, bir de designer var. Bizim designer'ı form tarafından hatırlarsınız. İçerisine girdiğimde designer'dan şöyle bazı özellikler var. Bunlara bakalım. Mesela rollerle ilgili bir sınıf oluşturmuş. Partial class role. Bunu dbo.roles ile ilişkilendirmiş. Bu da bizim database'deki adımızdı. Veri tabanının. Mesela burada name var. Name için bir depolama oluşturmuş. Altta name adında DB type olarak da varchar 50 not null demiş. Bizim SQL sorunumuz aslında burada. İşte role user vesaire. Başka neyimiz var? Yani genel olarak veri tabanının yönetimsel olarak burada gerçekleştirebilmesini sağlayan yapılar oluşturmuş. Örneğin işte password için bir property oluşturmuş. Biz bunu kullanıyoruz. Bunu da bir attribute ile işaretlemiş, column attribute ile ve bunun da işte storage ile password, DB type'ına da bunu vermiş. Attribute ile eşit işaretlenen bir password properties var. Diğerleri de aynı. Get setleri falan var. Dışarıdan şöyle değer alacak. Bunları gönderecek gibi. Başka öyle çok doğrudan anlayacağınız bir şey yok şu an için. Kapatıyorum burayı. Öncelikle bizim veri tabanına bir ekleme yapmamız gerekiyor. Bunu da create user ile yapalım. Evet. Veri tabanı kullanıcı. Şimdi göstereceğim. Şunu açıklama satırı yaptım. Create user'da geriye hiçbir değer dönmeyebilir ama hani kullanıcı oluşturuldu anlamında bir boolean dönsün. Bizim iki değer, üç değerimiz vardı. Username, password, role ID. Username. BVD.
İçeridekileri de uzun isim verildiğinden dolayı kafanız karışmaması için böyle bir şey yaptım. Üç değeri de aldım. Şimdi benim bunu link kullanarak veri tabanına eklemem için öncelikle şurada gördüğüm user'dan bir nesne örneğine ihtiyacım var. Çünkü buna ekleme işlemi yapacağım. Adı user'dı. Bakın burada user sınıfı içerisinde, o da aslında link tarafında oluşturulan bir nesne, sınıf. User içerisinde birçok burada bilgi var. Bunları kullanacağım ve bunlara değerler atayacağım. Sonrasında da veri tabanına eklemek istiyorum bunları. İlk olarak username'i vereyim. Dışarıdan gelen username. Dışarıdan gelen password ve rol ID. Bizim sınıflarda yaptığımız örneklerden bir farkı var mı? Yani bir sınıf tasarlıyorduk, kullanıcı sınıfı. İçerisine kullanıcı ad, şifre gibi property'ler yapıyorduk. Bunun aynısını yapıyorduk. Dışarıdan aldığım bilgileri o sınıfın nesne örneğine atar, ondan sonra gönder. Peki burada linkin mantığı ne? Bu link otomatik oluşturdu. Benim bunu veri tabanına ekleyebilmem lazım. Bunun için de yukarıdaki data context'e ihtiyacım var. Çünkü bu data context üzerinden bunu yapabilirim. JTX nokta burada bakın users diye bir property var. Sınıflarda hatırlayın bir sınıf alan property yapabiliyorduk. Property ama dışarıdan sınıf alıyordu. Bu da aynı mantıkta çalışan bir property. Nokta, hatta diğerlerini de göstereyim. Mesela roles. Role de var aynı şekilde burada. Bütün nesneleri buraya oluşturdu. Users nokta dediğimde insert diyorum. Insert on submit. Bu metot benden user entity'si alıyor. Bu da benim oluşturduğum yukarıdaki user. Buraya kadar bizim object oriented'da yaptığımızdan hiçbir farkı yok aslında. Biz yaptık bunları. Yalnız bunu yaptığım zaman veri tabanına yansımayacaktır. Şu hatayı da vermesin. Bunu yaptığım zaman veri tabanına yansımayacak. Bu DBML üzerinde, o, hani hafızada oluşturuyor demiştim ya, disconnected tarafından. Hafızada bu işlemi yapıyor ama değişiklikleri veri tabanına yansıtmıyor şu an için. Bunu gerçekleştirmek için submit change diye bir metot var. Bunu kullanmak zorundayım. İsterseniz açıklama satırı yaparak bunu deneyelim bir. Şimdi create user dışarıdan tester 1, 2, 3 burada da 1 ve 2 vardır olaylı olarak. Form load olduğu zaman bunun çalışması gerekiyor. Yani kayıt işlemi yapması lazım. Form çalıştı. Database'e bakıyorum.
users'lar, edit. Herhangi bir kayıt yok. Demek ki olmamış. Açıklamayı kaldırdım, submit change'de. Tekrar çalıştırdım, göründü. Refresh ettim, bu kadar. Şimdi de update işlemi yapalım. Update işleminde de aynı yapıyı kullanacağız. Public boolean update user. Geriye true false. Neden true false derdim? Update user yukarıdaki bilgilerin hepsini alabilir. Yalnız burada şunu yapalım. Object oriented'da hatırlarsanız bir metot örneğin 10 tane parametre alması gerekiyor. O parametrelerin 10 tanesini de göndermek doğru mu? 20 tane de olabilir. 20 parametreli metot. Enteresan değil mi? Kötü bir kullanım olur. Bunları sınıf halinde oluşturup değerlerini de öyle verip sadece bir sınıf göndermeyi kullanmıştık. Örneğin kullanıcı sınıfını işte metoda parametre olarak göndermek. Burada da diyorum ki normalde benim update yapmam için şunların 3 bilgisine bir de user'ın ID'sine ihtiyacım var. 4. Yani uzun olacak biraz. Onu yapmak yerine user'da bir user alsın. Bu kadar. Sonra içeride burası biraz farklı olacak. Update işlemi farklıdır burada. Mevcut kullanıcı diyorum. Öncelikle benim bakın veri tabanında sorgulama yaparken sizin kayıttan haberiniz var. Ama buradaki yapı kaydı bilmiyor. Elinde kayıt yok. Değil mi? Yani güncelleyecek kayıt elinde var mı? Veri tabanına diyorsun ki ID'si şu olanın işte adını değiştir. Bunu rahatlıkla dersin. Direkt motora gidiyor, soruyor, onu hemen değiştiriyor. Ama burada ben bunu neye göre yapacağım? Öyle değil mi? Neye göre yapacağım? İşte bunu sağlamak için öncelikle güncellemek istediğim kaydı bulmam gerekiyor. Bunun için de JTX users burada bir single almalıyım. Single'dan kafanızı karıştırmasın. Yani bir tane kayıt alacağım diyorum. Ben bir tane filtre yapacağım. Onu bana getir, single. Tek kayıt dönecek. Farklı yöntemlerini de gösteririm birazdan. Şimdi burada x lambda expression kullanalım. Lambda deyimlerini. Dışarıdan gelen değer user'dı. Diyorum ki User ID'si ile tabi burada sıralamayı şu şekilde yapmamız gerekiyor. X benim neyi temsil ediyor? İçerideki user'ı. X user ID eşit mi dışarıdan gelen user'ın user ID'si ile? Bunu bulduğunda mevcut kullanıcı elimde demektir.
olarak yüzde sınıfından yüzde... Şimdi update user olarak ben update user metodunda dedim ki dışarıdan güncellenecek değer komple bir user sınıfı olarak gelsin. Bu sınıfta da içeride bir güncelleme işlemi yapayım. Yalnız burada lambda expression ve link kullandığımıza göre yöntem şöyle olmalı. Öncelikle ben güncellemek istediğim kullanıcının tüm bilgilerini hafızaya alıyorum. Bir sınıfa alıyorum bunların bilgilerini. Bunu almak için de mevcut kullanıcı adından veri tabanındaki kullanıcıyı temsil eden bir sınıf oluşturdum. Konteksim üzerinden user'larda dedim ki single kullanarak, yani tek bir kayıt alacağım. Bir tane olacak. Birden fazla sonuç yok burada. Bunu belirtmiş oluyoruz. Single x olarak belirttim lambda'mı. x.userID. X de zaten buradaki tipi temsil eder. User'ı. Burada users olduğuna göre single dediyseniz bu bunun içerisindeki tek bir sınıfı temsil ediyor. x.userID. Yani buradaki userID dışarıdan gelen userID ile eş ise, eşitlenirse, basit bir SQL'deki select ver işlemi. Burada dedim ki benim bulduğum, yani X'teki benim bulduğum kullanıcının ID'si dışarıdan gönderilen kullanıcının ID'si ile eşit olan kullanıcı. Bunu mevcut kullanıcıya at. Daha sonra mevcut kullanıcının user ID'si aslında database'deki gerçek olan kullanıcının username'i. Diyorum ki bunu dışarıdan gelenin username'ini değiştir. Password'ünü değiştir. Role ID'sini değiştir. Son olarak değişiklikleri veri tabanına submit et. Vereceğiz. Bu kullanıcı bilgisini gönderebilmek için öncelikle güncelle işleminden önce benim user'ın, yani yeni bilgileri hazırlayıp paket halinde göndermem lazım. Böyle user diyeyim. Burada hatırlarsanız class yapısında birden fazla değer atama yöntemi vardı. Birincisi mesela bu parantezi aç kapa süslü parantezlerle bunların karşılıklarını ver. Ben bunu kullanmayacağım şimdi. New user nokta username'i belirtelim. Güncellenen kullanıcı. Password. Role ID'yi de değiştirelim.
bunu da 1 değil 2 yapalım. Yukarıda eklerken 1 yapmıştık. 2 olsun. Bilgi bu kadar. Şimdi update user benden bunu istiyor. New user olarak gönderdim. Mesela burada bahsettiği şeyi yapabiliriz. Boolean sonuç. Buradan geleni atan. Sonuç true ise tamamdır. Yeni güncellenecek değerleri aldım, hesapladım, buraya verdim. Update user'a bunun kullanıcısını verdim. Sonrasında bu da geldi. Update user metoduna içeriye girdi. Burada veri tabanından işte user ID'si 5 olan kullanıcıyı buldum aslında bak. Buradaki user dışarıdan gelen user. O da bu. Onu aldım, filtreledim. Çektim, mevcut kullanıcıya atadım. Onun adını değiştirdim. Çünkü gerçek kullanıcı mevcut kullanıcı sınıfında. Onun username'ini değiştir. Neyle? Dışarıdan gelen kullanıcının username'iyle. Password ve role ID değiştir. Bütün değişiklikleri sabit et.